83 puanla Türkiye 40.sı olarak şu an Kocaeli Derince Hastanesi'nde görev yapmaktasın tıbbi sekreter olarak. Çok güzel bir başarıyla bizi gururlandırdın. Elif Yıldırım ben. Aslen Bursalıyım. Evliyim. 2 tane çocuğum var. Biri 5, biri 3 yaşında. 8 yıl bir çalışma hayatından sonra 7 yıl ara verdim. Şimdi atandım. Devlet memuru olarak Kocaeli'nde çalışıyorum. Evet Elif, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyiyim. Belli bir zaman dilimi geçirdim. Sınava çalışmaya karar verdim. İki tane çocukla bunu yaptın. Yani mükemmel. 15 yıl sonra sınava çalışmalıyım diye karar verdim hocam. 2006 yılında bıraktığım öğretmenlerimden sonra hayatıma giren öğretmen siz oldunuz. Yani sizin sayenizde başardım ya. Hiç kesinlikle hakkınızı ödeyemem yani. Yok, ödedin hakkını. Şu an üniforma var ya üstünde. Ya hocam, İnsanların gerçekten hayatına dokunuyorsun ya şu an. Milyonlarca insana hitap ediyorsun. Sağlık sektörü. Evet, evet hocam. Peki kaç puan olarak atandın Elif? 83 puanla atandım. 83 puanla. Peki kaçıncı tercihindi burası? Üçüncü tercihimdi hocam. Tarihi fulledim bu arada ben sınavda. Bu tarihi yaptım. 27'de 27 yaptın. Şuradan yanlışlarım vardı, evet. Buna rağmen 83 aldım ve Türkiye'de bölümümde branş bazında 40. olmuştum sıralamamda. 40. değil mi? Evet hocam. ÖSYM sıralamam 40'tü benim. Maşallah, çok güzel bir başarı. İlk atama oldu zaten. İlk atamayla da atandım. Sınav hazırlık sürecinde Tekuzem'i nasıl keşfettin? Daha öncesinde bir hızlandırma adı altında birkaç dersini izlemiştim. Katılmıştım Tekuzem'e. Yani iki tane çocuğum oldu. Evet ama eşim de çalışıyor. Çalışma hayatına geri dönmek dedim. Bu süre zarfında da hani Tekuzem'den yardım istedim. Ders aldım. Canlı derslere katıldım. Orada sizleri tanıdım. Tekuzem'i tamamen reklamlarda görmüştüm. Deneme derslerinin reklamlarında görmüştüm. Orada da sizin bir dersinize denk gelmiştim zaten. Sonrasında kayıt yaptırdım. Şubat ayıydı sanırım ben kayıt yaptırdığımda hatta. Tekuzem'den almış olduğun derslerin senin atanmanda rolü nedir? Tarih, coğrafya, matematik hepsini düşündüğünüzde. Coğrafya derslerinden de o faydasını gördüm. Vatandaşlık dersinden de, Türkçe dersinden de bir sürü notları aldım. Notların çok faydasını gördüm. Soru çözümlerinin çok faydasını gördüm. Özellikle soru çözümleri olması çok güzeldi. Ve her hocada zaten konu bitiminde bir tekrar yaptım. Bu tekrarların da çok faydasını gördüm. Tekuzem'den almış olduğun rehberlik sürecini nasıl değerlendirirsin? Sınava hazırlanma sürecinde derslerimizde rehberlik hocalarımızın da ara ara böyle dersleri oluyordu. Ara ara bizimle iletişime geçiyorlardı. Sıkıntılarımızı paylaşıyorlardı. Ders çalışmamız konusunda taktikler veriyorlardı bize. Bu taktiklerin de ben çok faydasını gördüm. Mesela ben bundan önceki sınava kendi başıma hazırlanırken sınav zamanı geliyordu. Benim hala daha konularım bitmiyordu. Ben tabire konu tekrarı yapıyordum. Mesela artık o son haftalara, son aya girdiğimizde konu tekrarlarını bırakıp soru çözmeye adapte oldum. Zamanı nasıl kullanacağımı rehberlik hocasının sayesinde öğrendim yani. Rehberlik hocamız konuda çok yardımcı oldu. Aynı zamanda sonrasında rehberlik hocam siz yani atama döneminde de sürekli yanımdaydınız. Bu yüzden de çok teşekkür ediyorum. Yani sadece ders çalışma döneminde değil, atanma dönemimde, tercih dönemimde nasıl tercih yapmalıyım, doğru tercih nasıl olmalı? Bu konularda da çok yardımını gördüm. Çok desteğini gördüm. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben örgün bir dershaneye gidemezdim. Çünkü bir tane benim küçük çocuğum vardı. Sorumlu olduğum bir evim vardı. Her zaman örgün eğitimde derslere gidip katılamazdım açıkçası. Dediğiniz gibi katılamadığım derslerin de telafisi olamıyordu. Bu yüzden Tekuzem'e en azından belirli saatlerde, belirli zamanlarda bilgisayarın başına geçip canlı derse katılacağımızı biliyorduk. Katılamadığımız zamanlarda ise geriden video dersi izleyeceğimizi biliyorduk. Katıldığım bütün canlı derslerin aynı zamanda geriye dönüp tekrarını da yapmış oldum. Bu yönden çok faydası oldu bana. Yoksa hiçbir örgün eğitim kurumu bana bu imkanı sağlayamazdı. Benim girmiş olduğum derse sil baştan aynı şekilde ikinci bir ders imkanı sunamazdı bana. Hem aynı dersi ders zamanında aldım, derse katılım sağlayarak. İki gün sonra takıldığım yerde döndüm geriye dersi izleme imkanım oldu. Nerede takıldıysam anlayamadığım yer varsa orayı izleme imkanım oldu. Ama örgün eğitimde böyle bir imkanım yoktu. Sen 2020'de bunu başardın dedi. 2022'de şu an senin gibi aynı yollardan geçen arkadaşlarımız var. Tekuzem'i önerir misin bu arkadaşlarımıza? Kesinlikle öneririm hocam. Bir kere evli, çocuğu olan, dershaneye gitme imkanı olmayan tüm arkadaşlara öneririm. Öncelikle bir çalışma kolaylığı var. Saat sıkıntısı yok. Bir sonraki derste, aynı konunun üzerinden geçme imkanımız oluyor. Öncelikle bunun için öneririm. İstediğimiz zaman geriye dönüp o dersleri tekrar dinleme şansına sahibiz. Onun için öneririm. Sınava hazırlık sürecinde olan arkadaşlarımıza özellikle neleri tavsiye edersin? Yani sen sınav sürecinde neler yaptın?
öncelikle çalıştıkları kaynakları güzel belirlemeleri lazım. Gerçekten dışarıda, yani sınavda bana hiç lazım olmayacak bilgilere sahibim. Boş bilgilerle doldurmuşum. Ya aslında onun yerine konular belirli zaten. Belli konulardan, belli hocalardan, belli yayınlardan soru çözmeleri bence onların daha da işine gelecek. Çünkü dışarıda çok fazla bilgisizliği var. Özellikle ÖSYM'nin kaynaklarına esas alarak çalışsınlar. ÖSYM'nin ne dediğine bakarak çalışsınlar. Bol bol soru çözsünler hocam. Peki başka böyle psikolojik olarak nasıl bir destek önerirsin? Konular yetişmeyecek, stresine girmesinler. Ben gurur duyuyorum. Nice öğrencilerimle, nice bu başarılara ulaşan öğrencilerime gurur duyuyorum. İnşallah hep yolunuz, bahtınız açık olsun. Ayağınıza taş değmesin. İnşallah güzel, daha güzel sonuçlar, daha güzel bir hayat sizde olsun diyorum. Görüşürüz Elifciğim. Kendine iyi bak.